Anadolu'nun geçmişine uzanan bir medeniyetler köprüsü. Ekonomik, siyasi ve kültürel birikimiyle binlerce yıla meydan okuyan bir Çorum Höyüğü. Eski yapar. Höyüğümüz yaklaşık 11 metre yüksekliğe sahip ve 70 dönüm bir alanı kapsamakta. Ancak 1970 yıllarda üstü tamamen evlerle kaplıydı. Eski köy buradaydı. Ve 1968 yılında Ankara Müzesi kazılara başlamadan bir vatandaş bulunduğumuz noktanın hemen arkasında bahçesini kazarken bir vazoyla, Hitit vazosuyla karşılaşıyor ve bunu Ankara Müzesi'ne teslim edince Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi burada bir kazı kararı alıyor. ...68 yılında başlayan kazılar höyüğün maalesef iskan görmemiş kesimlerinde, boş alanlarında yürütülüyor. Yer yer istimlaklar yapılıyor ve bu yıllardan sonra da 80 itibariyle köy olduğu gibi bugünkü yerine taşınmış. Orak zamanıydı, geldik buraya abimle beraber. Adam dedi, köyümüzde derip gider, biri hizmetçi dururum, tırpan biçer, çoluğumu çocuğumu içinde kalırım diye. O yüzden geldik. Buraya da geldik, işte Raci Bey kazıya gelmiş. Ev tutmuşlar şuradan. 40 kişi geldi zaten. 40 kişiyle başladık. O zaman şu kademe, üstteki kademeden aşağı doğru, böyle rampalıydı ya. Diğer yalnız dedi, şunu söyleyeyim sana dedi. Kazmanı başladığı anda derhal bırakacaksın dedi. Tamam hocam dedim. İlk kazmayı ben vurdum burada. Eski Yapar köyü içinde yer alan kazı evinden sabah 5.30'da çıkan ekip kazı alanına doğru hareket eder. Başlıyoruz. Şimdi bugünkü plan, torbalarını yerleştirirken bir grup yukarı gidiyor. Furkan sen devam. Yine güvenlikten sorumlusun. Çevre güvenliğinde her zaman diyoruz ilk önce güvenlik, sonra kazı. Gerekirse buradaki işlem biterse C açmasına
geçiyoruz. Ama bugünkü hedefimiz burayı iyice ortaya çıkarmak. Yani burada yoğunlaşıyoruz. ...2010 kazılarına başladığımızda bu özelliklerin höyükte tabakalarla, basamaklarla sergilenmesini amaçladık. Hitit'in, eski Tunç Çağı'nın ve söylendiği üzere eğer kalkolitik tabaka varsa onun ortaya çıkarılmasına yoğunlaştık. Basamaklama yöntemiyle kuzey-güney doğrultusunda yaptığımız ağ açmasında 7 tabakanın tespiti yapıldı. Yeni bulunduğu demiyorum, mevcut tabakalar bir araya getirilerek hepsi bir arada gösterilmeye çalışıldı. Bunda da başarılı olduk. Şu anda eski Tunç Çağı'ndan itibaren, eski Tunç Çağı'nın sonundan itibaren Asur Ticaret Kolonileri Çağı'nın çağdaşı bir tabakamız. Üzerinde eski Hitit Çağı'nın 3 alt tabakası. Onun üzerinde Orta Hitit dediğimiz kesintisiz gelen tabaka. Onun da üstünde imparatorluk maalesef zayıf geliyor. Çok tahrip olmuş. Köy tarafından eski dönemdeki geç dönemlerin baskısıyla yok olan bir imparatorluk tabakamız var. Köyün dağınık kesimlerinde çıkıyor. Kesintisiz demir çağı ve Helenistik Roma, Osmanlı, Selçuk günümüze kadar kesintisiz devamlılığı tespit ettik. Hatta köy evlerinin temelleri de bizim sıfır tabakamızı oluşturdu. Bakalım. Vallahi ne çıkacağını bilmiyorduk tabii. Biz merak ettiğimiz oydu. Ne çıkacak, ne olacak? Ne bulacak? Öyleydi işte. Şimdi arkadaşlar böyle gelip de söyleyince şu bulunur, zaman gelir şöyle olur. Ne çıkacaksa yukarıya atacaksın, vereceksin veya takip edeceksin. Aldığımız bir şey öyle doğrudan doğruya alma yok. Temizleyip çıkarıyorduk biz. Süpürgeyle, malayla. Onu sizlerin göreceği şekilde ayarlayıp böyle fotoğrafını çekerek çıkan eserlerin ne şeyi varsa fotoğrafını çekmeden şey yapmıyorlardı. Evlerin dahi tabağın suvasını dahi böyle fotoğrafını çekiyorlardı. Eski yapar Hitit merkezlerinin arasında tam bir odak geçiş noktası. Başkent kadar büyük olmasa tam geçiş noktasında yer alan çok güzel bir merkez. Ve eski yaparın şöyle bir gizemli yanı var. Ne zaman ne vereceğini bilemiyorsunuz. Yani bir anda öyle güzel bir şey veriyor ki, yeni bir veri. Ya bu bizi çok heyecanlandırıyor. Eski Tunç Çağı'ndan beri devam eden kesintisiz yerleşim, Anadolu'nun kültürel devamlılığını en iyi şekilde sergilemekte. Eski yapar höyüğünün farklı tabakalarındaki kültürel devamlılık karşımıza belirgin bir şekilde çıkmakta. Sabahın erken saatlerinde başlayan kazı çalışmalarına kahvaltı için ara verilir.
makası gerçekten isteyerek, sevilerek yapılacak bir iş. Çünkü herkese göre bir şey değil gerçekten. Ben de başladığımda aslında bu bölümü çok isteyerek de başlamadım. Ama ilk kazıya gittiğimde çıkardığım bir seramik parçası beni bu işe bağladı ve ilk kazıya gittikten sonra bir daha da kopamadım 2006'dan beri. Ve 2010 yılında buraya başladım. Yes, Iron Age. Iron Age. Color. Decoration. Early Bronze Age. Early Bronze. Yes, Red Color. Okay. Ben şurada bir koyun kafası çıkarttım boncuklarıyla beraber. Şöyle daha bugün ocağı yeni vurmuşum, böyle parlak yani. O kadar sevimli, o kadar güzel. Nasıl vurdu, nasıl? O ocağı hiç mi solmadı acaba? Hiç solmamıştı çıkarttığımda. Ben çıkarttım bu ağacın dibinde. Bizim için en önemlisi, bize en çok veri sağlayan, bizim önümüzü açan, bize anahtar olan eserdir. Bazen bir küçük seramik parçası, bazen küçük bir kabartma değerli olabilir. Ya da bilinmeyen bir form ya da az bilinen formun sağlam bir örneği bizim için çok değerli. Ve 2010 yılında bir tablet burada bulundu. O da çok önemli ve coğrafı için çok önemli olabilir. Belki eski yapıların şehir ismi orada geçiyor. Belki ama yok. Tahurpa olabilir. Eski yapı açısından son yıllarda çıkan bizim de heyecanlandığımız eser bir çivi yazılı tablet. Çivi yazılı tabletler kilden yapılıyor. Üzerine üçgen çivi biçimde yazılar Hititçe olarak yazılmakta. Dönemin siyasi, kültürel, ekonomik, güncel yaşamına ait bilgiler bunlardan alabilmekteyiz. Çünkü yazı oldu mu artık köyük konuşmaya başlıyor, o tabaka konuşuyor. En son yıllarının boyunca birkaç mühür baskılar daha hieroglifle yazılmış mühür baskıları daha bulunmuş. O da çok önemli. Burada çıkan ilk tablet. Çünkü Alacayık'ta az da olsa var. Boğazköy'de arşivler, Ortaköy'de arşiv çıkmış. Ve eski yaparda tablet çıkan Hitit merkezleri arasına öncelikle girdi. Bunu vurgulayayım. Tahurpa isimli bir kentten söz edilmektedir metinlerde. Burasının Tahurpa olduğuna dair çalışmalar, tezler yapıldı. Tablette de Tahurpa ile ilgili bir bahis olması bilim dünyasını heyecanlandırdı. Bu tabletin işte çıkması, bu tür tartışmaların başlatılması eski yapar için bir renk oldu. Ve umuyoruz ki aşağı tabakalarda arşiv, yani tabletlerin toplu halde saklandığı kütüphane gibi yerler, mekanlarda bulacağız. Bu da bölgenin tarihi geçmişine yazılı çok güzel belgeler sağlayacak. Eski yapının Orta Hitit tabakasında bulunan çivi yazılı bir tablet, buradaki yerleşimin siyasi ve ekonomik konumu hakkında bilgiler sağlamıştır. Bu kazılardaki buluntular, idari bir yapılanmanın varlığını ortaya koymuştur. Arkadaşlar, duvara çok dikkat. Hem bir yandan beni dinleyin. Mimarinin bağlantısı bulmak zorundayız. Çünkü buradaki artık su seviyesinin üstündeki alt seviyeye inmek durumundayız. Alttan da inşallah eski Tunç'a gelecek.
eski yapar öğünde bulunan Orta Çağ'a ait yapı kalıntıları sanat tarihçileri tarafından inceleniyor. Bu çalışmanın önemi şu, bir höyük üzerinde çalışıyoruz. Höyük de çok tabakalı, yani çok fazla kültür barındıran yerleşim yerleri için kullandığımız bir terim. Yani buradaki yerleşim de tarih öncesinden günümüze kadar hemen hemen hiç dönem atlamadan bize yerleşimin olduğunu gösteriyor. Tarih öncesi dönemlerde Tunç Hocam, ben de Orta Çağ ve sonrasıyla ilgili olan çalışmaları yürütmeye başladık. Yapmış olduğumuz incelemelerde ele geçen buluntular çok yoğun olmamakla birlikte Bizans döneminden günümüze kadar, yani Cumhuriyet döneminde 1980'de kaldırılan köy evlerinin temelleri de dahil ettiğimizde sürekli bir yerleşimin olduğunu görüyoruz. Bu bizim açımızdan önemli. Bunu da höyük üzerinde göstermek ve hem çıkan buluntular hem de mimariyle desteklemek amacıyla çalışmalarımızı derinleştirdik. Arkeoloji ile sanat tarihi birbirinden ayrılmaz iki parça, yani bir elmanın iki yarısı gibi. Çünkü hem çalışma alanları hem de ele aldıkları konular itibariyle insan elinden çıkmış olan, insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan sanat eserlerini ele alıp bunları değerlendiren ve yorumlayan bilim dalı. Duvar üstüne tam orta noktaya. Kıpırdama, dur. Zeynel, hafif. Çok az alıyorsun. Sabit. Düz tut. Alıyorum. Biraz Zeynel, hafif. Şu tarafa. Tamam. Dur, kıpırdama. Kültür ve Turizm Bakanlığı tüm kazı alanlarında bir uzman görevlendiriyor. Benim görevim bu yılki planın işleyişin nasıl devam ettiği, aksaklıklar var mı? Bakanlığımızın yardım edebileceği bir konu var mı? Bunlar için buradayım. Yıl sonunda da planlanan çalışmalar bittiğinde yine bakanlığımın adına buradaki çalışmaları sonlandırabilmek için etüt çalışmalarımız var laboratuvarlarda. Bunlar bitiyor. Bittikten sonra çıkan eserlerin envanterlik olanlarını müzeye teslim ediyoruz hep birlikte. Ve böylelikle benim bakanlığımın temsilcisi olarak görevim burada sona ermiş oluyor. Kazılarda çıkarılan buluntular temizlik ve detaylı inceleme için laboratuvara getirilir. Buradaki ortam çok güzel. Her şeyden önce bir aile sıcaklığı var burada. Tabii ki belli saygı, sevgi ve disiplin çerçevelerinde öyle de olması gerektiğini düşünüyoruz hepimiz zaten. Çok mutluyuz hepimiz. Açıkçası kış döneminde bir an önce yaz gelsin, kazıya gidelim diye bekliyorum ben. Afiyet olsun. Güzel bir gündü. Hepiniz afiyetle. Hadi yemeğimize başlayalım. Binlerce yıl öncesindeki bir insanın eline aldığı bir kabı ya da onun ortaya koyduğu bir yaratığı, bir evi incelemek, onu düşünmek, ona ulaşmak gerçekten
o bütün zahmetinizi, o sıkıntınızı, güneş altındaki zorluğunuzu bir tarafa atabiliyor. Şartlarımız zor olabilir, dağ başında olabilir, deniz kenarında olabilir, kurak bir yerde, yeşil bir alanda çalışabiliriz ama hepsinde esas insana, geçmişimize bir şekilde ulaşabilmek. Tarihin gösterişli sayfalarından eski yapar kazıları sürüyor. Geçmişin izlerinin peşinde, yaşadığımız topraklardaki medeniyetlerin mirasına saygıyla.